olan bu benim sevimli annem. Babam, babaannem, tatlı Meryem. Bir de çok akıllı ressam abim. İşte karşınızda mutlu ailem. Ben Can, tam 5 yaşındayım. Her gün senle oynarım. Tatlı mutlu ailemle çok tur maceralarım. Ama güneş doğunca, tombulcama konunca, annem çayı koyunca, en iyisi uyanmak. Will! Tupo! Tupo neredesin? Tupo! Tupo, seni arıyorum, yoksun! Tupu! Tupu, neredesin? Can! Kahvaltı hazır, seni bekliyoruz oğlum. Beyefendi, sana da günaydın. Günaydın. Neyin var Can? Tupo kayıp. Kahvaltıdan sonra evi düzenleyeceğiz. Oyuncağını da o zaman buluruz. Ama bugün temizlik günü değil ki. Ya, akıllım, bugün babaannemiz geliyor. Bu harika bir haber. Hadi Meryem, yumurtaları tokuşturalım. Hoş geldiniz. Getirin, getirin. Buraya koyacaksınız. Döndürün. Yavaş, yavaş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Zahmet oldu. Babaannem geliyor. Evimizde hazırlıklar başladı bile. Babam onun için özel bir koltuk yaptırdı. Babaannem için alınan koltuk çok rahattı. Bu arada ben ona babaanne koltuğu diyorum. Abim de koltuğu denedi. Abim de koltuğu sevdi. Annem yemekleri hazırladı. Tabii Meryem de kendininkileri. İşte bu kadar. Hı, bu kadar. Anne, hazırsan seni almaya geliyorum. Ne? Kapıda mı? Ama ben seni almaya gelecektim. Sürpriz yaptım. Babaanne, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Anne, ben seni alırdım. Olsun oğlum. Tut bakalım şunu. Aman ha, dikkat et. Tamam anneciğim. Canım, nasılsın? Kocaman olmuşsun. Teşekkür ederim babaanne. Kızım, sen nasılsın? Sağ olun anneciğim. İyiyiz hamdolsun. Muratcığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim babaanne. Eşyanız bu kadar mı? Eh,
sayılır. Babaannemin eşyaları çok çok çoktu. Demek bizim de uzun bir süre kalacak. Babaannemle artık beraber yaşayacağız. Bu çok mutlu bir haber. Hem benim için hem de şekerlemeyi seven midem için. Kurabiyeleri ben yaptım değil mi anneciğim? Tabii ki tatlım, sen yaptın. Eline sağlık benim kızımın. Baba yemeğe başlamayacak mısın? Evde büyük kimse, o başlar can. Bundan sonra babaannenizi bekleyeceğiz. Seni bekliyoruz babaanne. Geldim canım. Canım. Can, bak burada ne var? Aa, oyuncağım. Bak Can, bulundu işte. Babaanne, sen hep bizimle kal, ne olur. Merak etme, bundan sonra hep sizinleyim. Yaşasın bu harika bir haber. Babaannem artık hep bizim. Abimle resim bul oynuyorduk. Resim bul çok eğlenceli. Resimde kaç tane çocuk var? 4 tane. Evet, peki kaç tanesi yeşil giyinmiş? 3 tanesi. Evet. Peki kaç tanesi kırmızı giyinmiş? Bir tanesi. Ya ellerinde ne var? Ne var? Çiçek. Evet, aferin sana. Diğer resme geçelim. Resme iyi bak. Kız neyin üzerinde? Atın. Evet, kızın kucağında ne var? Kedi. Miyav. Evet. Miyav. Atın kafasında ne var? Kurbağa. Aferin. Peki fare nerede? Fare yok ki. Fare var. Bak. Aa. Baba. Babacığım, ne olur sen de bizimle oynasana. Oynamayı çok isterdim ama birazdan çıkmamız lazım. Nereye gidiyorsunuz baba? Yoksa unuttun mu? Abinle ben bugün Konya'ya düğüne gideceğiz. Yani birazdan gidiyor musunuz? Evet oğlum. Uçağa yetişmemiz lazım. Ama ben abimle oynamak istiyorum. Gelince yine oynarız Can. Yarın sabah sen kalktığında gelmiş oluruz inşallah. Hoşça kal yavrum. Yarın sabah daha çok mu var anne? Biraz var canım. Abimle babam gittiler. Ama ben abimle oynamak istiyordum. Of! Evet! Uzay arabası! Evet! Şimdi havalanma zamanı! Dikkat edin! Sıkı tutunun! Daha önce görmediğiniz yerlere gideceğiz. Daha yükseğe, daha da yükseğe havalanıyoruz. Oh, ay, ay, ay. Şimdi ne yapacağız? Sıkı tutunun, sizi güvenli bir şekilde yere indireceğim. Özetin, bu da senin. Benim şimdi abimin roketini tamir etmem lazım. Beni burada bekleyin. Hop! Kense lütfen. Şimdi anahtar. Hmm.
kaçtı. Korkmaya başladım. Anne, bizim odadan garip garip sesler geliyor. Efendim tatlı? Garip sesler mi dedin? Hı hı. Odadan sesler geliyor. Canım, rüzgarın sesi o. Bu havada farklı ve garip sesler duyman çok doğal. Hadi birlikte resim çizelim. Ama ben resim yapmak istemiyorum ki. Odada tek başıma kaldım zaten. Abimi özledim. Merak etme, tamam mı oğlum? Abinle baban yarın sabah buradalar. Odadaki sesler çok korkunç. Nasıl uyuyacağım? Hayırlı geceler tatlım. İyi geceler anne. Canım, neyin var? Ne oldu? Yanımda kalır mısın? Abim de yok. Çok karanlık. Sana süt getireyim. Sonra da masal okuyayım. İster misin? Sen uyuyuncaya kadar da yanında kalırım ben. Evet anne, lütfen. Genç adam sorar. Korkmamak için ne yapmalıyım? İhtiyar cevap verir. Dua etmelisin. Dua insanı rahatlatır, sakinleştirir. Yattım Allah, kaldır beni. Yattım Allah, kaldır beni. Nur içine daldır beni. Nur içine daldır beni. Annem, babam, kardeşime. Annem, babam, kardeşime. Tekrar kavuştur beni. Tekrar kavuştur beni. Amin. Hadi kalk Can, kahvaltı hazır. Günaydın abi. Günaydın kardeşim. Gece yalnızken korkmadın değil mi? Yo. O gün korkmadan yattım. Artık uyumadan önce hep dua edeceğim. Oldu. Sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Korktum, korktum. Karanlıktan korktum. Abim gitti. Yalnız kalmaktan korktum. Karanlık beni çok korkuttu. Işığı yaktı. Bekleyerek annemi kapıya baktım. Annem dua etmeyi öğretti, artık korkmuyorum. Korkunç şeyler hepsi çekti gitti, artık korkmuyorum. Annem dua etmeyi öğretti, artık korkmuyorum. Korkunç şeyler hepsi çekti gitti, artık korkmuyorum. Korktum, korktum. Karanlıktan korktum. Abim gitti. Yalnız kalmaktan korktum. Karanlık beni çok korkuttu.
ışığı yaktım. Bekleyerek annemi kapıya baktım. Annem dua etmeyi öğretti, artık korkmuyorum. Korkunç şeyler hepsi çekti gitti, artık korkmuyorum. Annem dua etmeyi öğretti, artık korkmuyorum. Korkunç şeyler hepsi çekti gitti, artık korkmuyorum. Çalışıyorum. Sessiz ol. Askerler, siz de uçmak ister misiniz? Can, biraz sessiz. Daha yükseğe, daha yükseğe. Sessiz ol Can. Daha yükseğe, daha yükseğe. Dışarı çıkar mısın lütfen? Ama abi oyunum bitmedi ki. Git salonda oyna. Ama burada oynamak istiyorum. Çık odamdan. Ama burada oynamak istiyorum. Çık odamdan. Burası benim de odam. Çıkmıyorum. Sen git salonda çalış. Peki. Çıkmazsan çıkma. Merhaba oğlum. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Murat. Hayırdır, ne oldu? Niye salonda çalışıyorsun? Çünkü Can'ın oyunu daha önemli baba. Can Bey oyun oynuyor. Anlaşıldı. Baba hoş geldin. Bak, hoş buldum. Uçuyorum. Uç oğlum. Uçmak iyidir. Elinde ne var senin baba? Size hediye getirdim. Vay, hediye. Hadi ver baba. Yaşasın. Satranç. Harika. Benim de bir satrancım var. Ama ben oynamasını bilmiyorum ki. Baba, bana öğretir misin? Bahçede yapmam gereken bir iş var. Abinden iste. O öğretsin. Murat iyi oynar. Siz uçamıyorsunuz. Dıgı dık 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 dıgı dık. Çekilin yolumdan. Abinden iste. O öğretsin. Murat iyi oyna. Abim bana çok kızgındı. Ondan özür dilemem lazımdı. (Gülüyor)
Abi. Abi, özür dilerim. Özür dilerim abi. Abi, kabalık ettim, özür dilerim. Tamam. Bir daha sen ders çalışırken daha sessiz olacağım. Sus abilerin en iyi kalplisi. Satranç oynayalım mı? Sen satranç bilmiyorsun ki. Babam Murat öğretir dedi. Ha? Tabii öğretirim. Harika! Abim bana satranç oynamayı öğretti. Abim bu satrancı çok iyi biliyor. Onunla oynamak her zaman eğlenceli. Abim dedi ki, eğer çok oynarsam bir gün onu yenebilirmişim. Sonra ne mi oldu? Sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Nasıl babamı gör? Babam daha uzağa atar. Ya?
Gerçekten mi? Hı? Benim babam da atar. Ama benim babam süper kahraman ve çok güçlü. Ya. Benim babam da süper kahraman. Benim babam da süper kahraman dedim. Her şeyi tek eliyle havaya kaldırır. Bahçedeki kocaman ağacı bile. Hadi canım. Annemin bütün zor işlerini babam yapar. Hem de her şeyi tek eliyle yapar. Neyse, şimdi benim gitmem gerek. Hoşça kalın. Güle güle Can. Hadi biz oynayalım Tuna. Hadi. Baba ne yapıyorsun? Dolabın kapağı biraz gevşemiş. Onu tamir ediyorum. Süper kahraman mı? Evet, işte böyle. Böyle hani süper kahraman oluyor. Benim üzerimde bir kıyafet var zaten. Ama süper kahraman kıyafeti giymeliyiz. Baba lütfen. Baba bak böyle işte. Ne olur baba. Hadi baba giyelim lütfen. Hadi baba, hadi baba. Ama giymeliyiz. Ki... anlaşılan kahraman olacağız. Dur baba. Kıyafetlerimiz yok ki. Bunu halledebiliriz. Ben süper kahramanım. Yaşasın babam süper kahraman. Hadi baba kanepeyi havaya kaldır. Kanepeyi kaldırmakta ne var ki oğlum? Kaldırırım tabii. Yuhu! Hadi baba daha yükseğe. Şimdi. Baba daha yükseğe. Daha yükseğe. Baba daha da yükseğe kaldır. Beyefendi, şimdi oldu mu? Of, bu olmadı. Ne olacak? Karşınızda kahramanların kahramanı. Süper kahraman. Thank you.
Hadi baba, lütfen hadi baba. Kahraman. Can, sana çok özel bir şey söyleyeceğim. Aslında ben de kahramanım. Nasıl kahramansın? Babaların kahramanlığı çocuklarını korumaktır. Canavarlardan mı? Evet, tüm canavarlardan. Ben onlardan korkmuyorum. Bak bu güzel. Babaların özel çizmeleri, ellerine ve dev gibi olmalarına ihtiyacı yoktur. Tuna'nın babasının da mı yok? Evet, onun da yok. Ben süper kahraman değilim ama kahramanım. Manavımızda sizler için çalışıp para kazanmak, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek. Evet baba, sen her zaman herkese yardım edersin. Ev işlerinde annenize yardımcı olmak. Çamaşır bile asarsın aslan babam. Karnınızı doyurmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak, sizinle oyunlar oynamak. Evet, evet. Hastayken başınızdan ayrılmamak. Seni, kardeşlerini, anneni, babaanneni korumak, her zaman yanınızda olmak benim asıl gücüm. İşte bunlar beni kahraman yapar. Benim kahramanım. Babamın kahraman olması için süper güçlere ihtiyacı olmadığını anladım. O benim süper kahramanım. Sonra ne mi oldu? Sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Günaydın Tombul. Tombul çok güzel şarkı söylüyordu. Al bakalım, bu ekmekler senin için. Ben gidiyorum Tombul. Sonra görüşürüz. Afiyet olsun. Tatlı kızım benim. Nasıl da gidermiş. Aa, mis gibi. Tatlı kızım. Acıktın mı yoksa? Afiyet olsun.
Anne, çiçekler susamış mı? Canım, bak. Çiçekler nasıl da kendilerine geldi. Çok kurumuşlardı. Anne, mis gibi. Çok güzel olmuşlar. Düzenli olarak suyunu verirsen eğer, zamanı geldiğinde böyle güzel çiçekler açar işte. Evet, çok güzel. Peki, neden pencerenin önünde duruyorlar anne? Çünkü bitkilerin büyümek için su kadar güneş ışığını da almaları gerekiyor. Anladım. Anne, ben de çiçek bakmak istiyorum. Tamam canım, bunlardan birini alabilirsin. Bunu istiyorum. Tamam, al bakalım canım. Teşekkür ederim anneciğim. Ama düzenli olarak sulamayı unutma canım. Tamam anneciğim. Saksıyı pencerenin önüne koydum. Sularsam hep böyle güzel kalacaktı. O yüzden çiçeğimi gün boyu suladım. Çiçeğin boynunu bükmüştü. Hem de çürümüştü.
Çiçeğim. Ne oldu Can? Çiçeğim boynunu bükmüş. Baksana yapraklarını bozulmuş. Çürümeye başlamış. O kadar fazla sularsan tabii ki de çürür. Fazla mı? Hı. Evet. Ama bir dakika. Daha tam çürümemiş. Öyle mi? Çiçek açacak mı yani? O kadar su vermezsen açar elbet. Çiçeğim, çiçeğim, affet beni çiçeğim. Ben özür dilerim, üzdüm seni çiçeğim. Çiçeğim, çiçeğim, affet beni. Seferde hiç sulamadım, kurudu. Güzelle sulaman gerekiyordu Can. Ama sulayınca da çürüyor babaanne. Sulamayınca da kuruyor. O yüzden ne çok sulaman lazım ne de az. Anlamadım, nasıl yani? Canım benim, belli miktarda sulayacaksın. Çiçek bu suyu alacak, su çiçeğin her tarafına ulaşacak. Bu sırada sen de başka şeylerle uğraşabilirsin. Tamam mı canım? Peki o zaman çiçek açacak mı? Sen çiçeğini sev, düzenli olarak sula. Güneş gören bir yere koy. Sabırlı ol, açar elbet. Tamam babaanneciğim. Güzel çiçeğim. Senin büyümeni bekliyorum. İstersen salona götürelim, birlikte bakalım çiçeğine. Olur babaanneciğim. Hadi canım. Maşallah çok sağlıklı görünüyor. Teşekkür ederim. Bakabilmiş miyim babaanne? Çiçek bakmayı öğrendin canım. Aferin sana. Aferin canım. Çok güzel bakmışsın. Değil mi anne? Evet kızım. O
Bugün çiçeğe bakmayı öğrenmiştim. Çok fazla sulayınca çürüyormuş. Sulamayınca da kuruyormuş. Annemle babaanneme çok teşekkür ediyorum. Bana öğrettikleri her şey için. Sonra ne mi oldu? Sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. O gün babamın tatil günüydü. Annemle babam o gün hep birlikteydiler. Hazır, koyabilirsin. Ben bu bahçe işlerini çok seviyorum. Ben de. İnsana huzur, mutluluk veriyor. Suyunu da verdik mi tamam. Eline sağlık hayatım. Çok güzel oldu. Senin de canım. Can, bize katılmak ister misin? Boyama kitabını alıp yanımızda boyayabilirsin. Hayır, istemiyorum. Aa. Sıra domateslere geldi. Hemen geliyor. İşte bu kadar. Canım, sen de bizimle yemek pişirmek ister misin? Kaçtım. Hadi bakalım, sıra sizde. Anne, biraz da benimle satranç oyna. Tamam canım. Babanla oyunu bitireyim, sonra seninle de oynarız. Ha? Hayır, bana ne, bana ne? Ben şimdi oynamak istiyorum. Tamam canım. Gel o zaman yanıma. Bana yardımcı ol, bitirelim. Hayır, bana ne, bana ne? Anne, hadi. İşte şah. Hadi anne. İşte kaçtım. Hani bitiyordu? Bitecek canım, az kaldı. Dur. Can, getir şu taşları. Şimdi neyi varmış öğrenirim hayatım. Ama bunun için satranç taşını alıp kaçmana hiç gerek yoktu. Sen beni sevmiyorsun. Babamı seviyorsun. Canım benim. Öyle şey olur mu hiç? Senin yerin ayrı, babanın yeri ayrı. İkinizi de çok seviyorum. Ama hep babamla vakit geçirdin anne. Babanla oyunumuzu bitirir bitirmez seninle de oynayacaktım. Hem düşünsene. Seninle oyun oynarken başkası gelip oyunumuzu bozsa hoşuna gider miydi? Babam kızdı mı anne? Çok üzüldü. Özür dilerim anne.
Ah, canım benim. Anne, sıra senin. Benim mi? Aa, unuttum oğlum. Dalmışım. Beyefendi, nasılsın? İyiyim. Özür dilerim baba. Canım oğlum, gel bakalım yanıma, gel. Gel. Can, sen de annenle satranç oynasana. Evet, sonra da ben sizi parka götüreyim. Ne dersiniz? Harika olur, teşekkür ederim baba. O gün annemin hem beni hem de babamı çok sevdiğini anladım. Ben annemi de, babamı da, babaannemi de, abimi, Meryem'i, arkadaşlarımı, Mert'i de çok seviyorum. Sonra ne mi oldu? Sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Almıştı. Kitapta bir sürü hayvan vardı. Abim hayvanların özelliklerini anlatıyordu. Ben de bulmaya çalışıyordum. İri yapılı, kısa bacaklıdır. Devam et. Tamam. Ormanda veya kayalıklarda yaşarlar. Devam et. Bir ipucu daha. Bu sefer bulacaksın. Kışın büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler. Ayı! Evet, güzel. Şimdi diğerine geçelim. Ha, tamam. Afrika'da yaşarlar. Böyle bulamam ki. Ama diğerini de söylersem hemen bulacaksın. Dünyanın en uzun boylu kara hayvanıdır. Zürafa! Gördün mü? Buldun işte. Can! Efendim babaanneciğim. Beni bilirsin artık. Tamam babaanne, geliyorum. Hadi abi, son bir tane daha oynayalım, gideyim. Peki Can. Evet, buldum. Zıplayarak hareket ederler. Çekirge. Hayır, bu büyük bir hayvan. Devam et. Avustralya'da yaşarlar. Orası neresi? Avustralya'yı bilmiyor musun? Hayır. İşte burası. Ha. Bir ipucu daha ver. Tamam. Önlerinde cepleri vardır. Cep mi? Evet, cep. Önünde büyük bir cep var. O cep de yavrusunu taşır. Aa, hem zıplıyor hem de önünde cep var. Bu nasıl bir hayvan? Evet, çok güzel bir hayvan. Bulamadım. Kanguru. Kanguru? Evet, kanguru. Hiç görmedin mi? Hayır. Hayvanat bahçesinde yoktu ki. Aa, doğru ya. Bak, burada resmi var. Aa, evet, çok güzelmiş. Yavrusu gerçekten cebindeymiş.
Canım, neredesin? Bekliyorum seni. Geldim babaanne. Abi sonra yine oynayalım mı? Tamam, oynarız kardeşim. Babaannem beni ısrarla bahçeye çağırmıştı. Geldim babaanne. Hoş geldin. Bak sana ne göstereceğim. Aa, teyzemlerde de bu çiçeklerden var babaanne. Birlikte sulayalım mı? Olur. Babaanne. Efendim canım. Abim bana kanguruyu öğretti. Keseli, zıplayan güzel bir hayvandır. Hı hı. Can. Efendim abi. Bak sana ne çizdim. Aa, teşekkür ederim abi. Çok güzel çizmişsin. İstersen odamızın duvarına yapıştırabilirsin. Olur. Babaannemin çiçeklerine biraz daha bakayım. Odaya gidince yapıştırırım. Oo, babaanne çiçekler çok güzel olmuş. Ben bunların da resimlerini çizerim. Teşekkür ederim Murat'cığım. Benim ödevim var. Gitmem gerekiyor. Babaanne, bak yağmur başladı. Canım. Yağmur çiçeklerin can suyudur. Olamaz. Kanguru resmim. Evet, resim bozulmuş. Hadi çabuk içeri. Eve girene kadar resmim ıslanmıştı. Abimin çizdiği kanguru artık kötü görünüyordu. Çok üzülmüştüm. Abi baksana, senin bana verdiğin resim yağmurda ıslandı ve bütün boyaları aktı. Olsun, ödevlerinden sonra yenisini çizebilirim. Gerçekten çizer misin? Evet, senin için bir daha yaparım. Hı? Benim canım abim. Can. Efendim babaanne. Can, bak senin için ne yaptım. Aa, kanguru. Evet kanguru. Yelek bile diktim. Babaanne, bunun adı Bay Kanguru olsun mu? Canım, çok yakıştı bu isim. Teşekkür ederim babaanne. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Bay Kanguru'yu hemen anneme göstermem lazım. Seni aceleci çocuk. O gün Bay Kanguru ile tanıştık. Onunla çok iyi arkadaş olduk. Öyle değil mi Bay Kanguru? Evet Can, biz çok iyi arkadaşız. Sonra ne mi oldu? Onu da sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Evet çok. Mert'le çok güzel oyunlar oynuyoruz. Bir, iki, üç. Benim arabam daha hızlı. Hadi Mert, bir daha yarışalım.
Hazır mısın? Evet, üç deyince bırakıyoruz. Bir, iki, üç. Hadi. Yaşasın. Bu sefer de ben kazandım. Çocuklar, yemek hazır. Sizi bekliyorum. Geldik babaanne. Hadi Mert gidelim. Mert de ben de çok acıkmıştık. Hemen sofraya koştuk. Babaannem çok güzel yemekler yapıyor. Eller yıkandı mı bakalım çocuklar? Evet. Hayır. O zaman hadi sen de ellerini yıka gel canım. Mert ellerini yıkamamıştı. Ama yıkadım dedi. Ellerine sağlık babaanneciğim. Yemek çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Nur babaanne. Afiyet olsun çocuklarım benim. Afiyet olsun. Hadi oyunumuza devam edelim. Tamam edelim. Yemekten sonra Mert'le yeniden oyun oynadık. Artık benim arabam çok büyük. Can bak nasıl vites atıyorum. Ah! Eyvah! Ne yapacağız şimdi? O annemin çiçeğiydi. Şimdi ne olacak ha? Hallederim ben şimdi, merak etme. O kağıt abimin çizdiği uzay resmiydi. Ne yaptın? Tamam, tekrar çizer. Onun için ne kadar emek verdi biliyor musun? Oyun oynarken çiçeği devirmiştik. Anneme haber verirsek iyi olurdu. Ama Mert haber vermeyelim dedi. Hayır söylemeyelim, biz yapmadık deriz. Biz yaptık ama yalan söylemeyelim. Bir şey olmaz. Çok küçük bir yalan bu. Kimse anlamaz. Canım, nasıl gidiyor oyunlar? İyi. Hangi oyunu oynuyorsunuz? Arabalarımızı yarıştırıyoruz. Aa, çok güzel. Ben de severim o oyunu. Babaanne, insan bir hata yaparsa ne yapmalı? Yani bazen yalan söylenebilir mi mesela? Hayır asla canım. Yalan söyleyen biri hem karşısındakini kandırmış olur hem de kendini diğerlerinin gözünde küçük düşürmüş olur. Sonucu ne olursa olsun insan her zaman doğruyu söylemeli. Peki söylendiği zaman büyükler kızacaksa? Çocuklar hep doğruyu söylerse büyükler hiçbir zaman kızmaz. Çünkü büyükleri kızdıran şey küçüklerin doğru söylemesi değil yalan söylemesidir. Babaannem yalan söylemenin çok kötü bir şey olduğunu söyledi. Aklıma bir fikir gelmişti. Babaannemle konuştum. Eğer onu söylersek bize yardımcı olur. Yalan söylememize gerek kalmaz. Yalan çok kötü bir şey çünkü. Gidip babaannemle konuşalım mı hemen? Ne dersin Mert? Nur babaanne. Efendim Mert. Hayırdır çocuklar? Nur babaanne, biz Can'la oyun oynarken odadaki saksıyı devirdik. Onu yeniden yapmak için bize yardımcı olur musun babaanne? O da biraz dağıldı da. Tabii ki olurum. Aferin çocuklar. Dürüst davrandığınız için sizi tebrik ederim. Şimdi odanızı toparlayalım.
Bundan sonra oyun oynarken daha dikkatli olmaya çalışalım. Teşekkür ederiz babaanne. Hadi bir bakalım odanızda ne var ne yok. Babaannem çok becerikli bir insan. Çiçeği toplamamıza yardımcı oldu. Allah'tan çiçeğin gövdesine bir şey olmamış çocuklar. Yanlarını şöyle toprakla beslersek tamam olacak. Teşekkür ederim, sağ ol babaanne. Yaşasın. Eskisi gibi oldu yine. Seni çok çok seviyorum babaanne. Siz de bayağı yardımcı oldunuz. Aferin çocuklar. Nur babaanne, her şey için çok çok teşekkür ederim. Rica ederim Mert. Çiçeğin eskisi gibi olabildiğine Mert de ben de çok sevinmiştik. Top sende. Tamam. Hop. Hey. Can gayet iyi bir atıştı. Sıra sende. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Can. Mert hoş gelmişsin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk Murat abi. İyiyim. Teşekkür ederim. Ben salona gidiyorum. Hadi size iyi oyunlar. Şey, Murat abi. Efendim Mert. Şey, ben senin çizdiğin uzay resmini buruşturdum. Önemli değil Mert. Bir daha çizerim. Ben zaten onu pek beğenmemiştim. Teşekkür ederim Murat abi. Hey! Yaşasın! Yaşasın! O günlerle doğru söylemenin güzel bir şey olduğunu gördük. Sonra ne mi oldu? Onları da sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var.